Merhaba arkadaşlar, itopya.com'un bir yeni videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizler için Philips'in 242 E1 gaj model monitörüne yakından bakacağız. Dilerseniz monitörümüzün teknik özelliklerinden bahsedelim. Monitörümüz 144 Hz bir monitör. 8 bit VA panele sahip. 150 kandela parlaklığa sahip. Bunun dışında 4000'de 1 statik konsantrat oranına sahip. Bu normalde VA panellerde 3000'de 1 oluyor. Bunda bir tık daha yüksek. Bu ekran parlaklığının da yüksek olmasıyla size hem aydınlık hem karanlık ortamlarda daha iyi bir görüntü deneyimi sunuyor bu sayede. Ayrıca unutmadan monitörümüz 23.8 inç bir ekrana sahip. Arkadaşlar monitörümüz 1 ms olarak geçmekte. Motion Picture Time diyoruz biz buna. Minimum Response Time'ı da vermiş. 4 milisaniye. Monitörümüz 144 Hz olduğu için bu değerler 6 milisaniyenin altında olduğu sürece zaten gecikmesiz bir görüntü görüyoruz. Ayrıca monitörümüz herhangi bir ek yüzey kaplamasına sahip değil. Aydınlık ortamlarda kullandığınız zaman normalde diğer panellerin bazılarında 3'e kaplama oluyor. Bu kaplama her ne kadar yansıtmaları önlese de ekrandaki bir nebze sizin netliğinizden ve renk kalitenizden alıyor. Çünkü ekranın üstünde kullanılan bu kaplama ekrandaki renkleri dağıttığı için tabii ki biraz da renk kaybına neden oluyor. Philips burada parlak bir kaplama kullanmayı tercih etmiş. Ama ekran parlaklığı 350 kandela olduğu için bunu absorbe edebilecek seviyede. Yani kısacası görüntüleri siz daha canlı olarak görebiliyorsunuz bu monitörde. Şimdi teknik özellikleri ve genel özellikleri bir kenara bırakıp monitörümüzün fiziksel özelliklerinden bahsedelim. Ekran gövde oranı olarak %90 seviyesinde, yani gayet bir monitör için yüksek bir değer. Bunun dışında da giriş çıkışlarından bahsedecek olursak bir adet HDMI, bir adet DisplayPort. Ürünün üstünde kulaklığınızı takabileceğiniz bir jack da bulunmakta. Buraya isterseniz speaker da takabilirsiniz. Ama zaten monitörün içinde 2x3 wattlık bir speaker var. Bu speaker'ı gündelik işlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. RGB'nin %125'ini kapsıyor bu ekran. NTSC'nin de %96'sını kapsamakta. Bu sayede dijital ortam için eğer içerik üretiyorsanız renkleri doğru olarak gördüğünüz için bu işlerde kullanabilirsiniz. Bu detayı da söylediğime göre videomuzu yavaştan kapatabiliriz. Philips'in 242 E1 gaj model monitörüne yakından baktık. Ürünün satın alma bağlantısına ve daha detaylı bilgi için açıklama kısmındaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Bunun dışında aklınıza takılan herhangi bir soru olursa bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz. Bir başka itopya.com videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.